صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على قرة عيون نور محمد، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأهل البيت أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bugün bizlere bereket olsun, lütuf olsun, rahmet olsun, hidayet olsun, nur olsun, muhabbet olsun. Seyyidi Gavs-ı Rifai Hazretlerinin torunu, kızı Zeynep'in oğlu Ahmet Seyyad Hazretleri kimdir? Ahmet Seyyad Hazretleri Ebu Hamra, Hamra'nın babasıdır. Ahmet Seyyad'ın babası Şeyh Abdurrahim Es-Seyyid Şeyh Abdurrahim. Annesi Seyyide Zeynep. Ahmet Rifai Hazretleri'nin iki tane kız evladı oldu. Evladı var. O iki evladından bir tanesi Fatıma, bir tanesi Zeynep. Seyyidi Hazretleri Ebu Hamra, Zeynep annemizin, Seyyidetü Zeynep'in evladıdır. Ona Rijalül Gayb, Gayb'ın sultanı derler. Rijalül Nur, Gayb'ın içerisindeki nur. Pir-i Sani, ikinci Kavs-ı Rifai derler kendisine. Avcıların muazzamı Hazretindir. Ama asr adı Ahmet-i Seyyad'dır. Yani Seyyad avcı. Avcı derler kendisine. Aslanların, velilerin, büyük zatların, büyük elif erbaplarının kendisine doğru geldiği zattır Hazretin. Ebu Hamra, Hamra'nın babasıdır. Niye Ebu Hamra diyorlar kendisine? Çünkü Hazretin ateştir, ateş. Ateş çemberinin içerisinde bir ateştir. Ateş çemberinin içerisinde Seyyidi Hazretin ateştir. Bir gün doğumundan önceki hal ve muhabbetler zuhur ederken hepiniz biliyorsunuz Seyyidi Gavs-ı Rifai, Şeyhul Arabcatul Üstad, Medine-tül Munevvara'ya gittiği zaman orada Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde durduğu zaman kendisine ne dedi? Fi haletil budi ruhukum tursiluha. Tukabilul ardu inni vahiyya naibeti. وهذه الدولة الأشبه قد خضرت فابدت يومينك كي تحظى بها جفتي يا رسول الله. أي الله رسول الله ben buraya gelmeden önce ruhaniyetimi gönderiyordum. Ruhum senin kokunu alıyor. Ruhum senin kokunla cezbeleniyor. Ruhum senin güzelliğine kalp oluyor ey Allah'ın Resulü. Ya dedem. Ve ben şimdi senin huzurundayım, çıkar o mübarek elini öteyim de bu dudağındaki ateş sönsün de Kavs-ı Rifai. O esnada Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eli meydana çıkar ya. Muhallem sofra. Günlerce kendini Seyyidi Kavs-ı Rifai bir kapana kapatır, odaya gider. İlahi aşkın cezbesinde kendini kaybeder.
İlahi aşkın nurunda kendini kaybeder Kavs-ı Rifa'i. Muhabbet ilhamında o dakikada Allah Celle Celaluhu Hazretleri bazı hallerde kendisine ilham eder. Biz böyle şeyhin, böyle müşridin, böyle mübarekin bir evladıyız diyelim inşallah. Bizi evlat olarak kabul edersin. Böyle insanın hizmetkarıyız, dergahında hizmet ediyoruz. Böyle insanın müdavimleriyiz, dervişleriyiz. Tabi derviş olabilirsek. Benliğimizi daha bırakmamışız dışarıda, derviş olamamışız daha. Hak yolunda iyi çalışmamız lazım. Havsın gibi Hazreti Rifa'i. İşte onun torunlarından bir tanesiydi Hazreti Ebu Hamra. Ahmet Es-Sagra. O hal asırlarca, günlerce kendisinden geçtikten sonra bir gün Seyyid-i Nuran İlham-ı Muhabbet Ahmet Ebu'l Alameyna Rifa'i gider Seyyid-i Gavs-ı Geylani Hazretlerini ziyarete. Dedi ki gideyim bir sultana, evliyanın sultanına gideyim, kardeşime gideyim. Onlar derdi kardeş. Birbirine hakiki bir yoldaş olurlardı. Aynı zamanda yaşamışlardı. Aynı zamanda. O koşar giderdi. Yürüyerek gitti, koştu, yürüyerek gitti. Mübarek'in karşısına geldiği zaman Seyyid-i Gavs-ı Geylani'nin selam verir içeri girer. Selam verdiği zaman o da der ki Aleykümselam ya Rahmet. Seyyid-i Gavs-ı Geylani der. Aleykümselam ya Rahmet. Der ki ben Rahmet miyim der ya Üstad. Evet vallahi der sen Rahmetsin. Allah'ın insanlığa gönderdiği, imanının kurtulmasına sebep olması için yolladığı büyük bir rahmetsin ya imam der. Ey mübarekler! Allah sana da rahmet etsin, bana da rahmet etsin. O esnada müritler gelir içeri girer, Hazreti Rifa'yı Resulullah'ın elini öpmüş ya, kendisini överler, koşarlar kendisinin yanına, överler kendisini. Hoş geldin ya üstadım, eline sarılırlar, öyle bir övgüyle o anı, o dakikayı, o Resulullah'la buluştuğu o dakikayı şan-ı şöhret ile büyük bir azam ile övmeye başlarlar. Hazreti Rifa'yı kafasını yere eğer tavazu eder. Ey kardeşlerim de, ben buna layık mıyımdır? İnan ben buna layık değilimdir. Ben hiç buna layık değilim. Derler ki kendisine, biz der ki, Seyyid-i Gavs-ı Geylani'nin huzurunda der ki, ey mübarek biz hizmetkar dahi olamadık. Biz olsak olsak haşa o mübarekten, yok ki biz pis bir leşten başka bir şey değiliz. Haşa. Havsun Fahd'a. Aşağı. Seyyid-i Geylani der ki ey Ahmet, ey kardeşim Rahmet, bırak biraz da insanlar övsünler. Senin ve benim zürriyetimden öyle veliler, öyle alimler, öyle zahitler, öyle vahidler çıkacak ki insanlık onlara nokta ile bakacak. Müjdeyi orada verir. Sultanul Evliya. Bir pir Nisani gelecek, onun adı Ahmet Seyyad olacak. Yeryüzüne büyük rahmet olacak. İnsanlara fakir babası olacak. Yetimlere, yoksullara kol kanat gelecek. Onun hayyası Hazreti Osman misali olacak diyor. Onun hayası Hazreti Osman misali olacak. Ey Rahmet kardeşim! Ey Ahmet kardeşim!
Onun adı Ahmet Es-Seyyad olacak. Onun lakabı Üzzettin olacak. Dinde şeref sahibi olacak. Ve bir de onun kızı olacak Ebu Hamra. Ve bir de onun kızı olacak Ebu Hamra. O da babasına aşık olacak. Babası da ona aşık olacak. İlahi lütfu merhamete tutulacak. İlahi aşka yönelecek diyor Ebu Hamra'ya. Hamra'ya. Kırmızı ateş diyor Hamra'ya. Ey diyor rahmet. İşte biz böyle sultanların evlatlarıyız. Bizim ceddimiz neslimiz pek ve temiz olan Hazreti Muhammed'in soyundan ve neslindendir ya rahmet. Bunu Gavs-ı Geylani Hazretleri diyor. Birbirini severlerdi. Birbirini sayarlardı. Gönülden birbirine bakarlardı. Canla başla. Şimdi bu asırdaki gibi insanlar gibi değil. O diyor ben buraya gelmem, öbürü diyor ben buraya gelmem. Kur'an ne diyor? وَمَنْ اَلَّمَ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَذِمُ وَسَعَ فِي خَرَابِيَ diyor Allah'ın zikrinden kim men edebilir? Kim bir meclise gidecekse, Allah'ın zikrini men ediyorlarsa, o kimseden daha zalim kim olabilir? Kim? Kimse yok. O kimseden zalim daha kimse yoktur. Allah'ın zikri men hiçbir zaman olmaz. Kur'an diyor bizlere ayrılık yapmayın, tefrika yapmayın, birbirimize aranıza buğz geçirmeyin diyor. Ebu Hamra da Ahmet Es-Seyyad da Hazretleri böyleydi. Canımızın canı, bütün bedenimiz o mübareke feda olsun. Onun ismini duyanlar işte hakla, hala bu asırda bu zamanda Hazretleri dediğiniz zaman aşka gelen, cezbeye gelen, muhabbete gelen insanlar vardı. Ama hani Hazretleri tanıyanlar, bir sani, ricalul gayb, İnsanların Kâbesidir Hazreti Hazreti'nin. Yolda kalmışların, fakirlerin, fukaraların, kimsesizlerin, yolcuların hepsinin babasıdır Hazreti'nin. Candır Hazreti'nin. Hazreti'nin dinde şeref sahibi nur-i ilham kazanan mübarek bir zattır. O da Hazreti İlfa'nın nurudur. Onun nurundan gelir. Hala biz burada dediğimiz zaman, hala Hazreti dediğimiz zaman, Allah'ın izniyle tasarrufa sahip, mürşid-i kamildir, hayırdır inşallah. Allah'ın izniyle. Resulullah'a çok benzermiş Hazreti. Ahlaken de Resulullah'a benzermiş. Simayen de Resulullah'a benzermiş. Resulullah'ın evlatları Resulullah'a benzer zaten. Kime benzeyecek? Hafif esmer. Hazreti Hazreti'nin hafif esmer. Buğday terli. Birazcık boyu uzun. Uzun genişli omuzlu. Heybetli. Vakar sahibi. Müritler geldiği zaman Hazreti'ne bakamazlardı. Onun heybet ve vakarından, onun coşku ve muhabbetinden. Çünkü Hazreti'nin, hani diyor ya Hazreti Peygamber, اَتَّقِ فَرَابِسَةَ الْمُؤْمِنُونَ فَاِنَّ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ diyor müminin, mürşid-i kamillerin, o dostların, o güzel insanların, müminlerin, Müslümanların ferasetinden sakının. Çünkü onlar baktı mı Allah'ın nuruyla bakarlar. Allah'ın nuruyla bakarlar. Bu doğumundan olan bir müjdedir Gavs-ı Geylani Hazretleri. Ve Gavs-ı Geylani Hazretleri de bir gün Hazreti Ahmed Rifai Hazretleri'ni ziyarete gider. Kızı Zeynep Ebu Hamra'ya, Ahmet Es-Seyyad'a hamiledir. Karındadır o mübarek insan.